Açıkçası hafta sonu Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek bir haberi bekliyorum. Eğer bir mani olmazsa, bir değişiklik olmazsa, bu Tayfur'la ilgili olur, başka biriyle ilgili olur ama ben inanıyorum ki emniyetimiz bu konuyla ilgili hepimizin içini rahatlatacak bir gelişmeyi gözler önüne serecektir. Allah kolaylık versin. Hiç kolay değil Tayfur'la da sohbet etmek. Siz de şahitsiniz. Ve asıl biliyorum, merakla bekliyorsunuz. Kaybının 47. gününde ne yazık ki ölü olarak bulunmuştu Nevrigül Alan'la ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bursa'da hareketli. Bursa'da da hareketli dakikalar yaşanıyor. Bursa'da da gözaltılar var. Hadi ailemizi alalım, o bilgileri de vereyim. Evet, arkadaşlar, Bursa'da da hareketlilik başladı. Az önce size Konya'dan bahsetmiştim, Akşehir'den. Bedire ile ilgili, Nevrigül ile ilgili de Bursa'da hareketlilik var. Bursa'da gözaltılar var. Nevrigül'ün en son konuştuğu ve sevgilisi olduğu söylenen, aynı zamanda Nazmiye'yle de adı anılan ama Nazmiye'nin asla kabul etmediği Doğan Aydın. Nevrigül ve Nazmiye'nin arasının açılmasına sebep olan ve Nevrigül'ün eski Nazmiye'nin şimdiki sevgilisi Barış Çiçek. Nevrigül'ü darp ettiği, madde temin ettiği ve sevgilisi olduğu iddia edilen Hakan Bozkurt. Ortam denilen yerlerde bulunup yasaklı madde temini karşılığında küçük kızlarla beraber olduğu iddia edilen Fatih Şekeroğlu. Evlerinden alınanlar, az sonra emniyete getirilmeleri bekleniyor. Bu hareketliliği de Müge takip ediyor. Müge Yönter'e de bağlanalım. Müge'cim, gözümüz kulağımızda sende olacak bu dakikadan itibaren. Günlerdir oradasın zaten. Bu isimlerden bahsettik ama şunun altını çizeyim. Tabii ki soruşturma gizli olarak yürütülüyor. Müge, söz vermeden şunu belirteyim. Bunlar Nevrigül'ün tabii ki ölümüyle ilgili gözaltı ama Nevrigül'ün ölümünü konuşurken biliyorsunuz çok sayıda yasaklı madde, bunun temini, küçük yaşta kızlarla fuhuş, ev, ortam, hani tırnak içinde bahsettik. Tabii bunların hepsi birçok alanda çok farklı suçlar barındıran konularda ve iddialarda bulunuldu burada. İşte bütün bu gözaltılarda aslında bu kişilere bunlar da sorulacak. Direkt ben şimdi Nevrigül'le alındı diyemem. Konunun savcısı ben olmadığım için. Ama İddialar çok Nevrigül'ün farklı. ölümüyle ilgili alındıklarının altını çizeyim. Müge'cim, söz sende. Günaydın Müge Hanım. Ben de Yaşasın Cumhuriyet diye yayınıma başlamak istiyorum. Hemen sizin de dediğiniz gibi kısaca bir özet geçeyim. Nevrigül Alan'ın bir ağaçta asılı bulunmasıyla genişletilen soruşturmada yayınımız esnasında farklı konular da konuşulmuştu. Bunlardan ikisi yasaklı madde bulundurmak, ortam sağlamak ve istismardı. Sizin de belirttiğiniz gibi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bugün Bursa Gemlik'te sabah saatlerinde hareketlilik başladı ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir operasyon düzenlediler. Şu anda sağlık kontrolleri yapıldı ve şu anda emniyete doğru geliyor olmaları bekliyoruz. Biz de buradan biliyorsunuz bize Zeytinlik'te olduğunu Doğan yönlendirmişti. Bu isim en önemli isimlerden, beklediğimiz isimlerden biri Doğan'dı. Yine Nazmiye ile arasının açık olmasına sebep olan Barış Çiçek vardı. Nazmiye'nin sevgilisi Barış Çiçek vardı. Yine Nevrigül Alan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Hakan Bozkurt vardı. Ve ortamları sağlayan, Nazmiye'nin de hedef gösterdiği ortamlarda beraberdik dediği Fatih Şekeroğlu vardı. Yine Barış Çiçek beni tanıştırdı dediği. Bu isimlerin hepsi gözaltına alındılar ve şu anda emniyete doğru getiriliyorlar. Biz de buradan haber aldıkça size gelişmelerden haberdar edeceğiz. Bize söylemedikleri neleri içeride söyleyecekler ya da bize söyledikleri söylemeyenler var. Mesela Hakan Bozkurt vardı. Bize konuşmak istememişti. Gözaltına alınan isimlerden biri de şu an Hakan Bozkurt. Arkamda görüyorsunuz zaten, ekipler de şu anda geliyorlar. Merve de uyanık olsun. Evet, evet, bize Zeytinlik alanı Doğan Aydın göstermişti. Oraya hedef göstermişti. Hakan Bozkurt bizimle konuşmak istememişti ama onunla sevgilisi olduğu biliniyordu. Şiddet uyguladığı biliniyordu. Yine Barış Çiçek ablasıyla arasının açılmasına sebebiyet veren en son konuşulan isimlerden biriydi. Bizim, yani seninle alakalı bir şey mi geldi acaba? Ne diyeceksiniz? Şimdi... Ne dememizi isterdiniz? Ne diyeceksiniz? Bir şey söyleyecek misiniz? Söyledim ben her şeyi. En son konuşan sizsiniz. Ben her şeyi söyledim kardeşim. Sen işine... Evet, size gösterdim ben ama sizin gösterdiğiniz yeri gösterdim. Yasaklı madde kullandınız. Evet, 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 evet. Doğru. 55 milyon kişi kullanıyor Türkiye'de. Tamam, peki bu ölümüyle alakanız var mı? Hayır.
En son ne konuştunuz? Ne söyledi size? İfademi verdim ben. Git onlardan öğren ablacığım sen. En son ne söyledi size? Sizi ilgilendirmiyor. İfademi verdim. Siz ne diyeceksiniz? Hiç alakam yok. Kızımın yüzüne bakamam diyorsunuz. Aynen öyle. Nazmiye seni yazıyor şimdi. Ne diyeceksin? Sen de taktın Nazmiye'ye ya. Siz ne diyeceksiniz? Çok düzeyli bir sohbet oldu. Müge'ciğim zaten başkasını beklemiyordum. Sen işte... bu adamdan şüphelendin bak. Kimden? Bu şeker denilen adamdandı. Babam söyledi. Bundan şüpheleniyorum diyordu. Hakan'dan ikisi ya onu. Bak hepsinden şüpheleniyorum abla, ben. Hepsi çıkıyor meydana. Bir saniye hepsini vereceğim. Hiçbir şey başlamadan önce ilk önce bana bir söz hakkı konuşmamıza. Müge'cim gerçekten çok düzeyli bir konuşma oldu ama zaten bundan farklısını da beklemiyordum. Arkadaşlar bir şeyin yasak olması demek işte neden yasak olduğunu belki görüyoruz işte buralarda. Bak insanlar tamam yasak işte illaki kullanacağım kullan. İşte bak boyuna polisin kolunda, onun kolunda bu yayınla alakası yok işte. O evde, bu evde kızı sen mi öldürdün, onu mu içtin? Koca koca adamlar işte o yasak denilen şeyleri kullanma pahasına neler neler yaşıyorlar. Yani... Cenneyi bize göstermiştin. Evet size gösterdim ben ama siz Allah çocuklara, gençlere örnek olsun. Evet. Müge'cim sen şeyde kal. Nazmiye ne diyorsun bu işe? Özellikle Barış'ı görünce üzüldün mü? Yok. Üzülmedin mi? Sana da iyi saatte olsunlar, geliyorlar gidiyorlar hepimiz gibi. Dün konuştun mu Barış'la? Hı? Aramadın Konuşmadım. Mı? Neden? Aa, aradım sonra kapattım. Neden? Konuşmadım hiç. Neden? Yo, açtı. Açtı telefonu. Açıp sonra sen alo dedi, yüzünü mü kapadın? Yok ben kapattım. Neden? Kapattım aşağı indim zaten. Yani konuş, soracağın soruyu sordum. Sormadım. Kısa olarak abla. Ya bir telefonu açıp da orası da açınca en azından merhaba nasılsın? Yani yok hiçbir şey sormadım. Aradım ondan sonra biri geldi kapıya tıkladı. Kapattım ben seni daha sonra ararım dedim. Aşağı indim bir daha da aramadım. Sana şunu soruyorum. Bu gözaltına alınan 4 kişi ya da gözaltıların devam edeceği söyleniyor zaten hafta sonunda da. 4 kişi senin telefon açıp eyvah patladık polis bizi alacak dediklerin bunların arasında var mı? Yok. Hı? Doğru söyle artık. Vallahi yok. Nazmiye dün seninle yayın sonrasında konuştuk. Buradaki tamam, beyefendilerle de konuştum. Bilmiyorum sana bir nebze olsun katkımız olabiliyor mu ama sen şu anda üniversite okuyan bir kız olmalıydın. Sen şu an liseyi bitirecektin. Tamam mı? Sen üniversiteli bir kız olacaktın. Eğer her şey normal olsaydı. Değil mi? Ne kadar güzel. Alacaktın eline kitaplarını, üniversiteli arkadaşlarınla beraber üniversiteye gidecektin, gitmedi derse hocam. Girecektin gitmedi. Falan. Yine yapabilirsin. Gitmedi. Yine açıktan liseye yazdırırım seni. Tekrar üniversite sınavlarına da girersin. Üniversitede yardımcı okuyabilirsin. Ol, okusun. İstiyorum, çok okusun. Da akıllı bir kızsın. Okumasını istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Şu ortamda Allah uzaklaşırsın. Şu telefonunu, sosyal medyanı bırak. Sosyal medyada takipçin artmış sana. Ali abin de söylemiş. Kapat şunları. Anlatabiliyor muyum? Doğru söylüyorsun. Bak yapma yavrum. Ben hiç kimse için bir şey söyleyemem. Şu öldürdü de diyemem. İntihar etmiştir, öldürülmüştür. Ha, bana göre bu şüpheli bir ölüm. Sayın savcımıza göre de şüpheli bir ölümdü. Zaten onun üzerine de araştırmalar yapılıyor. Ben Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ediyorum. Sayın savcımıza da çok teşekkür ediyorum. Sen de gör bunları. Tamam, yarın bir gün aynı duruma düşmemek için, yarın bir gün senin de başına bu gelmesin diye bence sen de bir kararını zaten. Al. Hala burada o kadar konuştuk. Yine Barış arama. Korunmasını istiyor Müge abla. Onlara da bir şey olmasın istemiyorum. Onlara da bir şey olursa ben hepten biterim Müge abla, biterim. Ben kızımın katillerini istiyorum. Anahtar bunda diyorlar. Yeri gösteren bu kişi diyorlar. Bu adamlar çıkıyor dün bana babam, bu adamdan şüpheleniyor, bunlardan şüpheleniyor diyor. Ne diyorsun Arkin? Duymuyorum ya, yanlış bir şey de söylersen yayına gider diye müdahale ediyorum. Kusura bakma, ne diyorsunuz? Ha? Baba ne sana diyorsun, diyorsun sana, İbrahim sana abi, diyorsun. Kulakları duymuyor adamın fazla. Dur. O alçak boylu denilen kişi bak o yolda dövüyorlanmış ya Şirin'i. Nereden biliyorsun olduğunu? Öyle bir laf söylendi ya. Yok yok öyle söyleme.
Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu